Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber JBL Charge mı yoksa JBL Extreme mi? Bunun kararını vereceğiz. Şimdi gelin isterseniz detaylara bakalım. Öncelikle sizlere JBL ailesinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada Extreme ve Charge modelleri var. Ancak sıralamaya baktığınız zaman JBL Go ile başlıyor. Clip 3, Flip, sonrasında Charge, Extreme ve Boombox olarak devam ediyor arkadaşlar. Burada çoğunun incelemesi benim kanalımda mevcut. Onları da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da incelemelerini izleyebilirsiniz. Bugün karşımızda Charge ve Extreme modelleri var. Charge 3 ve Extreme'in birinci nesli. İkisi de aslında ses performansı olarak gerçekten çok güzel, çok bangır bangır sizleri tatmin edebilecek performansa sahip ürünler diyebiliriz. Burada önemli olan şey bütçe konusunda bakıldığı zaman aralarında tabii ki bir fiyat farkı var. Hangisini almak sizin için daha doğru, bunun kararını vermeye çalışacağız bugün hep beraber. Ben daha öncesinde JBL Charge 2 kullanıyordum ve gerçekten çok memnundum. JBL Charge 3 burada aslında biraz daha büyümüş, biraz daha tombullaşmış diyebiliriz. Taşınabilirlik konusunda bence yine gayet iyi. Böyle elinizle tek bir şekilde, çok rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bu hoparlörün ağırlığı yaklaşık olarak 800 gram civarında. Ancak burada büyük abiye baktığımız zaman, Extreme'e baktığımız zaman bu arkadaşımız tamı tamına 2.1 kilo. Yani arasında neredeyse iki katından daha fazla bir ağırlık farkı var. Burada tabii ki bu taşınabilirlik konusunda JBL Charge'ı bir adım öne geçiriyor. Bunlara ek olarak ikisinin de aslında dış yapılarına baktığınız zaman ikisinde de aynı kumaş yapı mevcut gözüküyor. Ama gel gelelim ki burada Charge 3 IPX7 sertifikasına sahip. Yani bu da ne demek? Bu cihazı denize, suya, her türlü yere sokabilirsiniz. Yaklaşık olarak yarım saat boyunca denizin dibinde durabilir. Bu bakımdan güzel özellikleri mevcut. Ancak burada Extreme'e geldiğimiz zaman ise Extreme sadece su sıçramalarına ve yağmura karşı dayanıklı. Tabii ki burada şakır şakır bir yağmurdan bahsetmiyoruz. Aslında su sıçramalarına dayanıklı olarak geçiyor bu cihaz. Ancak bildiğim kadarıyla Extreme 2 modeli de artık IPX7 sertifikasına sahipmiş. Ama şu anda bu iki modeli kıyasladığımız için böyle bir şey yapmamız doğru olmaz. Evet, gövde yapılarından devam edecek olursak zaten üst taraflarına baktığınız zaman şöyle çevirelim hepsini. Tuş yapıları birebir aynı, hatta tuş dizilimlerine kadar aynı diyebiliriz. Burada ekstradan bir tuş var mı diye bakıyorum. Herhangi bir ekstra tuş bulunmuyor. Sadece JBL Charge serisinde tuşlar biraz daha büyük hale getirilmiş ki bence doğru bir hareket diyebiliriz. İki hoparlörün yanına bakıldığı zaman burada pasif radyatörler görüyoruz. Burada Extreme'in hoparlörü çok daha büyük ve çok daha başarılı bir bas performansını bizlere sağlıyor. İki hoparlörün arka tarafına baktığımız zaman ise şöyle hemen Charge'ı da tekrardan çevirelim. Görüldüğü üzere Extreme'de fermuarlı bir yapı bulunurken burada Charge serisinde şu şekilde açabildiğiniz bir bölüm mevcut arkadaşlar. 3 tane girişimiz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi AUX girişi. Sonrasında cihazı şarj edebileceğimiz bölüm ve burada da görüldüğü üzere powerbank olarak cihazı kullanabildiğiniz bir girişimiz bulunuyor. Burada Extreme tarafına geldiğimiz zaman burada servis için bir bölüm bulunuyor. Sonrasında bir AUX bölümümüz burada var. 2 tane USB var. Yani bu cihaz da yine powerbank gibi kullanılabiliyor. Burada 2 tane cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Ve son olarak da cihazı şarj edeceğiniz power bölümü burada bizlere sunulmuş. Burada dediğim gibi fermuarlı bir yapı varken diğerinde artık plastik bir yapı bulunuyor. Bunlara ek olarak ise tabii ki renk farklılıkları da var. Burada iki cihazda şu anda siyah bendekiler. Ancak piyasada JBL Charge 3'ün yaklaşık 5 farklı rengi varken Extreme'de de ortalama olarak ya 4 ya da 5 tane farklı renk burada bizlere sunulmuş. Hoparlörlerimizin pil performanslarına geldiğimiz zaman ise burada tabii ki Extreme bu yarışı kazanıyor. Extreme'in özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse 10.000 mAh'lik bir pil var bu cihazın içerisinde. Bu da yaklaşık olarak bizlere 15 saatlik bir pil performansını sağlıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey şu. 15 saati bizlere eğer cihazın sesini yaklaşık olarak %60-%70 civarında kullanırsanız sağlıyor. Eğer bu hoparlörü %100 sesle kullanırsanız pil performansı ciddi manada düşüyor. Bunun da en büyük sebebi demin göstermiş olduğum pasif bas radyatörleri. Extreme'i aynı zamanda powerbank olarak da kullanabiliyoruz. Pili ise 0'dan 100'e 3,5 saatte doluyor. Charge bölümüne geldiğimiz zaman ise bu hoparlörde 6000 mAh'lik bir pil var. 6000 mAh'lik pil bizlere 20 saatlik bir pil ömrünü sağlıyor. Bu hoparlörü de yine powerbank olarak kullanabiliyoruz. Hem tablet hem de telefonlarımızı doldurmak için. Pili ise 0'dan 100'e 4,5 saatte tam dolu hale geliyor. İki hoparlörün Bluetooth özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. İki hoparlör de aslında aynı özelliklere sahip. İkisinde de Bluetooth 4.1 var. Aynı anda ikisi de 3 tane farklı cihazla bağlantı kurabiliyor. Böylelikle arkadaşlarınızla beraber müzik dinlerken isteyen istediği şarkıyı açabiliyor. Rahat, güzel bir ortam sizlere sağlanıyor.
Bu iki hoparlörde de NFC bulunmuyor ancak kablolu olarak bağlantı kurabiliyorsun. Burada bir olumsuz nokta olarak iki hoparlörle de Netflix ve YouTube üzerinden video izlerken çok az bir lag olduğunun da altını çizmek istiyorum. Evet, iki hoparlörün aynı zamanda ses performansından da bahsedelim ki aslında en önemli nokta bu. Burada aslında Charge 3 şu anda ben görüyorsunuz evin salonundayım. Böyle bir ortamı rahat bir şekilde doyuruyor diyebilirim. Ağırlıklı olarak dışarıda olacaksanız ya da gürültülü ortamlarda olacaksanız burada Extreme serisini tercih etmeniz daha doğru olabilir. Ama dediğim gibi Charge serisi daha taşınabilir, daha portatif olduğu için günlük kullanım için yüksek sesli bir müziğe ihtiyacınız yoksa sizi her manada tatmin edecek diyebilirim. Evet, şimdi ise gelin iki hoparlörün ses performansı testiyle devam edelim. Evet, ses performans testini bitirdik. Aslında ikisi de çok benzer ses yapılarına sahip. JBL ailesi genellikle çok yoğun basslar, çok yoğun midler, tizler konusunda biraz daha gelişmesi gerekiyor. İki hoparlöründe bunu söyleyebilirim sizlere. Bağlantı konusunda eklemek istediğim bir nokta ise JBL Connect yazılımı. JBL Connect yazılımı ile beraber burada hoparlörün üstünde şurada görmüş olduğunuz şu tuşla beraber JBL Connect uyumlu olan diğer hoparlörlerle bağlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, burada iki hoparlörüm de JBL Connect teknolojisiyle uyumlu olduğu için ikisini beraber bağlayabiliyorsunuz. Birini buraya koyup diğerini içeri koyabiliyorsunuz ve böylelikle tek bir kaynak üzerinden müziği dağıtmış oluyorsunuz. Çok daha fazla, çok daha güzel bir şekilde müziğinizi dinlemiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.